Bu bölümde sinir sistemi ile ilgili hastalıklardan, rahatsızlıklardan bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi multiple olsun yani MS diye ifade edebileceğimiz rahatsızlıktır. Arkadaşlar bu rahatsızlığı anlayabilmemiz için sinir hücresinin yapısında bulunan miyelin kılıf dediğimiz kısmı hatırlamamız gerekiyor. Bakın bu yapılar miyelin kılıflara karşılık gelmektedir ve e, uyartının iletimini engelleyen kısımlardır. Uyartı iletiminin gerçekleşmediği kısımlardır. Mielin kılıfın bulunmadığı yapılardan uyartının iletiminin e, sinir hücrelerinde gerçekleşmesi söz konusudur. Acaba ee, MS dediğimiz bu rahatsızlık nasıl bir rahatsızlık? Merkezi sinir sistemi beyin ve omuriliğe karşılık gelmekte. Bu organlarda bulunan sinir hücrelerine ait olan miyelin kılıflarda hasar ile ortaya çık çıkmakta MS rahatsızlığı. Evet bu rahatsızlıkta bakın buradaki miyelin kılıflar hasar görecek ve sert plakların oluşması söz konusu olacaktır diyebiliriz. Evet sert plaklar oluşmaktadır ve e, bu hasarlı plaklara sahip olan nöronların uyartı iletiminde görevli olduğu olaylarda yani o nöron nöronların bağlantı yolunun bulunduğu, ...kısımlara ait olan olaylarda bazı aksaklıklar ortaya çıkacaktır. Buna bağlı olarak bu rahatsızlık görülen bireylerde görme bulanıklığı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkabilecektir. Evet bir başka rahatsızlık da gün geçtikçe daha da yaygınlaşan Alzheimer'dır... Alzheimer'da bunama yani demansın gözlenmesi söz konusu olmakta öğrenme, bellek, dil fonksiyonlarındaki bozulmaları neden olan bir rahatsızlık. Evet günümüzde yaşama süresi zaman içerisine gittikçe uzamaktadır. Buna bağlı olarak Alzheimer'ın görülme oranı da artış göstermektedir ve genellikle 65 yaş üstünde gözlenmektedir diyebiliriz. Alzheimer rahatsızlığı görülen e, bireylerde geçmişe yönelik bir kafa travmasının olması, söz konusu olabilir. Bunun dışında sık depresyona girme durumu da Alzheimer hastalığına yakalanma durumunu etkilemektedir diyebiliriz. Evet bu hastalığa yakalanmamak için kolesterol seviyesinin belirli bir düzeyde tutulmasını sağlayabilmek, evet zihni aktif kullanmaya devam etmek, buna bağlı olarak bazı faaliyetler gerçekleştirmek, evet beslenmeye de dikkat etmek gerekliliği vardır diyebiliriz. Evet bir başka hastalık ise Parkinson e, beynin belirli bir bölgesinde dopamin eksikliği nedeniyle ortaya çıkmaktadır Parkinson rahatsızlığı. E, dopamin sinir hücrelerinin akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddelerden bir tanesidir. Ve bazı durumlarda etkinlik göstermektedir. Çoğunlukla kendimizi iyi hissettiğimiz faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz durumlarda dopamin gibi bir nörotransmitter maddenin sinir hücrelerinden salgılanması söz konusu olmaktadır. E, beyne ait olan Olan belirli bir bölgenin dopamin üretme yeteneğinin ortadan kalkması bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ve Parkinson hastalığına bağlı olarak hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, vücudun belirli bir bölümünün e, titremesi şeklinde e, durumlar ortaya çıkabilmektedir. Evet her bin kişiden üçünde gözlenebilme ihtimali vardır ve yaşlandıkça görülme olasılığı Parkinson'un artış gösterecektir. Evet epilepsi diğer adıyla sara rahatsızlığında ise bakın sinir hücrelerini hatırlayalım. Sinir hücrelerinde elektriksel ve kimyasal iletimler gerçekleşmekteydi. Neyin iletiminden bahsediyorum burada? Uyartıların iletiminden. Eğer bu iletim ile ilgili olarak anormal bir elektriksel boşalma meydana gelirse sinir hücrelerinde bu bizim için epilepsi rahatsızlığına, sara rahatsızlığına karşılık gelmekte ve bu durumun ortaya çıktığı zaman dilimleri nöbetlere karşılık gelmektedir. Evet nöbetlerin tipi, çeşitliliği farklılık göstermektedir ve nöbetler sır sırasında şuurun kaybolması gözlenecektir. E, siyatik hastalığı siyatik siniri ile ilgilidir. E, bu sinir bel omurundan başlayacak ayak parmak ucuna kadar devam eden bir sinire, uzun bir sinire karşılık gelecektir ve vücudumuzdaki en uzun aksona sahip olan sinir hücreleridir diyebiliriz. Evet omurilikten çıkar ve ayak baş parmağına kadar uzanır demişiz. Siyatik sinirler insan vücudundaki en uzun aksona sahip olacaklardır. Bakın burada siyatik sinirlere yapılan bir baskı bir sıkışma durumu bu hastalığa neden olacaktır. E, bel fıtığı rahatsızlığı ile de bu nedenle bir bağlantısı söz konusu olabilecektir siyatik hastalığının. Evet bir diğer rahatsızlık ise Menenjittir. Menenjit e, rahatsızlığı beyin zarları ile ilgili bir rahatsızlık. Biz beyin zarlarına e, ki dıştan içe doğru sert zar, örümcek zar ve ince zar olmak üzere üç e, tabakadır. Bakın burada görüyoruz bunları. E, beynin iç kıvrımlarına kadar uzanan bu yapı ince zara karşılık gelecek. Hemen onun üstünde örümcek zar, onun üstünde de sert zar bulunacak. E, beyin zarlarının iltihaplanması ile ortaya çıkacak menenjit rahatsızlığı. Evet hemen tedavi edilmezse beyin hasarlarına neden olabilecektir. İşitme kaybına e, neden olabilir. İşitme kaybında aksamaları neden olabilir. Hatta ölüme bile neden olacaktır eğer hemen müdahale edilmezse. Evet çocuk felci omurilikteki motor nöronların polio virüsünün etkisiyle tahrip olması nedeniyle ortaya çıkacaktır. Evet bu virüsün. Bu virüsün omurilikte merkezi sinir sistemine ait omurilikteki motor nöronlar. Bunlar efektör organlarla bağlantılı olan nöronlardır. Ee, bu virüsün o bölgeye bulaşmasıyla ortaya çıkacaktır çocuk felci ve bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Organ felçlerine neden olabilecektir. 1-4 yaş arasındaki çocuklarda gözlenecektir. Ancak tabii ki aşı ile önlenebilmez söz konusu olmaktadır. Evet kuduz ise viral bir rahatsızlık. Kedi, köpek gibi hayvanların tükrük salgısında bulunan virüsün bulaşması ile ortaya çıkmakta. Kuduz rahatsızlığına ait e, olarak e, bu duruma neden olan virüs önce çizgili kas hücrelerinde çoğalır, daha sonra sinir hücrelerine zarar vermektedir ve kuduz e, hastalığının kuluçka dönemi geçmeden aşı yapılması veya serumunun verilmesi ile bu hastalığın engellenmesi söz konusu olabilmektedir.